Barıştıracağım size, değil mi? La Cengiz. Geçen gün benim bir yazımı beğenmiş zaten sosyal medyada. Gördüm, gördüm. Yani. Gördüm. Böyle yani ünlüler ben böyle. Bir... Ama işte Demet ünlü gibi değil. Nasıl bak, değil? Bak değil, bak yemin ediyorum. Geçen gün ünlü gibi değil diyorsun. Evde şeyi bu 2017 gazetesi vardı. Alo. Tesadüfen. Günahımı hep alıyor o Cengiz var ya. Evet. Almıyorum Demet'ciğim, alır mıyım hiç ya? Niye alayım? Seviyorum ben seni. Ben de seni seviyorum. Evet. Seninle dolaşmayı da seviyorum. Bu kadar tatlı tatlı iki insan olabilir mi? Güzel. Demet, tam onu anlatıyorum. 2017'de evde bir gazete, bir şeylerin altından bir gazete çıktı. Tam da benim yazım. Bakayım ne yazmışım dedim. 2017'de sen de bir başka şeyden kavga etmişiz. O yazı vardı. Evde çok güldüm. İki yılda bir böyle kavgalar rutin şekilde devam ediyor anladığım kadarıyla. Cengiz vallahi tatlı adamsın oğlum. Seninle böyle güzel güzel kavga da edin. Hemen ciddiye alıyorsun. Hemen çirkefleşiyorsun. Ama sonra da bana çirkef diyorsun. Demet, aşk olsun. Hiperaktif bir kadın o. Aynen. Yok, seviyoruz. Güzel. Şarkılar da güzel. Albüm de güzel. Ben Fer öyle yaptığınız iş de çok güzel. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Beğendin mi geri dönüşleri Ben Fero ile ilgili? Ya deli misin? Sezen Aksu bile mesaj attı. Ya yaptığın bu ne kadar güzel bir şeydi. Çünkü Ben Fero bana mesaj atmıştı. Daha doğrusu Selin dedi ki bak bu çocuk dedi senin adını kullanmış, bunu bir takip et dedi. Ben dedim. Bakayım kız kim o dedim. Bir baktım ama o kadar güzel tatlı bir şarkı, ben de paylaştım hikayemi. Sonra çocuk bana mesaj attı Ben Fero. Ve bu arada dünyanın yani en efendi beyefendisi olabilir mi? O kadar holder müziğine rağmen saygıyla elleri önünde böyle ablacım diyen haza beyefendi bir çocuk. Ve bence bu yılın en başarı öyküsü onunkisi yani. Şarkıdır gerçek olan çünkü. Şarkı seviliyorsa her yerde çalıyorsa arabadan kulüplere, oradan buraya çocukların dilindeyse geçmiş olsun. Dedi ki abla dedi ben dedi seni dedi aslında dedi, Demet Akalın yapacaktım şarkının adını ama telif istersin diye öyle dedi korktum ki. Aa saçmalama. Ay bir de klipte oynasam ne güzel olur dedi. Aa gelirim tabii deli misin dedim. Ben de gaz verdim. Güzel. Git oyna git oyna diye. Bence de çok güzel yaptın. Ve dediğin gibi bu yılın şarkısı oldu. Tebrik ediyorum sizi. Yemek yedin mi kız? Öpüyorum. Geleceğim gece. Bak tamam, Selin buzları eritti. Lan deme artık bana o yüzden. Öyle mi demiş? Vay dilimi koparteceğim şimdi. Demez. Öpüyorum. Arayacağım. Hadi Okan'a çok selam. Ay burası poğaça kokuyor gibi. Nasıl karnım acıktı. Neresi kokuyor? Vallahi evet kokuyor? Ya poğaça kokuyor gibi. Ya, nasıl canım poğaça istiyor? Allah Allah. Peynirli. Yer misin öyle çok? Ya çok yememek istiyorum. Spor, yani her zaman. Spor yapıyorsun, o spor salonuna gidiyorsun. O spor salonuna tartışmışsın falan. Kim? Ya öyle bir şey yok. Kim diyor bunu ya? Ben uyduruyorum. Ya sen uyduruyorsun. Ya. Bugün telefonda kavga ettin sen resmen ya. Evet. Bana diyor ki spor salonunda problem yok. Öyle bir şey dedim. Çünkü Kerimcan'la senin gittiğin spor salonuymuş. Problem yaşamışsınız. Diğer müşteriler falan. Asla. Şey peki Kerimcan'la niye küssün? Küsmüyorum. Kim dedi? Öyle bir şey var mı? Hayır. Takipten çıkarmışsın sonra tekrar hayır yok ediyor. O beni çıkarmışsa bilemem. Ben takip ediyorum. O da beni takip ediyor. Eskisi kadar kanka değilsiniz galiba. Eskisi kadar o kadar yoğunum ki ben ve o da bir o kadar yoğun. O yüzden hiç görüşemiyoruz. Ne kadar güzel yanıt verdin. Ararsa görüşürüm ne yapayım yani. Eskisi kadar iyi değilsiniz. Çünkü... İyi değiliz demeyelim. Yani o belki benle mutlu olamıyor bilmiyorum. Ama ben her zaman onunla hep iyi bir şekilde arkadaşlık devam etsini istiyordum. Hı-hı. Ama o ne bileyim ya sanki benden mi soğudu, beni mi sevmedi sonra bilmiyorum. Bir şey oldu, biraz aramız uzak oldu. Belki ben bir şey de yapmadım ama. Arttı, şöhretiniz arttı, egolar çatışmaya asla başladı. Asla, ben ona hep söyleyeyim. O en tepede olsun. O yakışık, onun aurası, her şeyi, o kadar kendisi, ailesi. Çok düzgün bir kılığı, kıyafeti şu an görmüyor musun? Ne kadar güzel giyiniyor. Peki uygunsuz videolarından sonra, videosundan sonra... O bir talihsizlik diyelim ona, uygunsuz videosu demeyelim. O isteyerek atılmamış bir şey çünkü. O da bu konuyla alakalı gerçekten çok üzgün. Bir WhatsApp grubu varmış, oraya atıyormuş. Kocam aradı göz şeyle. Valla nereye atıyormuş bilmiyorum ama görüntülü bilmiyor burada olduğumu. Ondan sonra açarım şimdi onu. Ya onu gerçekten istemeyerek yaptı. Ondan o kadar eminim ki evine gittim geçmiş olsun dedim. Suratı böyle nasıl biliyor musun? O kadar kötüydü ki ben abla ne yapacağım dedi. Ya bekleyeceksin dedim durumun düşmesi. Düzeldi de ya. Çünkü insanlar onu öyle bir şey yapmak istemediğini gerçekten anlamıştır. Peki o nasıl bir WhatsApp grubu? Şimdi WhatsApp aslında, grubu değildir. İşte WhatsApp grubuna atıyormuş onu. O nasıl yani? İnan bilmem. Ben o kafayı anlamaya çalışıyorum. Gerçekten şimdi ben bu meselelerle ilgili zaman zaman Kerimcan'ı eleştirdiğimde evet. İşte ya sen homofobik misin falan gibi eleştirilerle karşı karşıya kalıyorum. Yani böyle olmadığımı en yakın arkadaşlarım da gayet iyi biliyor.
Ama şuna inanıyorum. Gerçekten de Kerimcan için değil ama ondan sonra onun gibi paylaşımlarda bulunan... Ama bu Kerimcan suçu değil ki. Değil ama bir sosyal medyada bence kamuoyunda homofobik bir algıyı tetikleyen bir şeye dönüştürüyorlar. Bunu tetikliyorlar. Bilmiyorum sen bu konuya ilgili ne düşünüyorsun? Ay vallahi o kadar bir çizgidesin ki şu an söylemiş olduğun hiç bana göre konular değil. Ben hariç herkese bunu sorabilirsin. Ben Kerimcan'ın ailesini ve kendisini çok seviyorum. Onun yaşamış olduğu, onunki yapmış olduğu, o giymiş olduklarının birçoğu zaten şov olduğunu ben çok iyi biliyorum. Öyle mi? Ama şu an o çok güzel tarzını değiştirdi, çok daha güzel gayet vücut yapıyor. Daha güzel şekilde ilerlediğini, iyi yaptığını düşünüyorum. O zamanlar ilk yaptığı heyecanı olabilir, cahillik diyebiliriz. O yapmış olduğu, paylaşmış olduğu şeyde kesinlikle bir talihsizlik. Geçti ya, o konuyu kapatalım bence, unutuldu o. Peki mesela bunlardan sosyal medya fenomenlerinin ders çıkarması gerekmiyor mu? Çünkü sadece bu mesele değil bak, evet. Selin'cim. İşte Pukka, Narcos dizisiyle ilgili bir şey paylaşımda bulunurken... Yapmayacak abi, yapmayacak. 5 yıl, 2 ay cezaya çarptırıldı mesela. Yani biz şimdi onu diyorum ya, sosyal medyada birden gelen şöhret, birden gelen para, birden gelen ünlüler dünyası... Evet. Ve birden gelen işte güç tırnak içinde. Dolayısıyla şimdi bu insanlara her şeyi yaptırabileceğini düşünüyor belki de. Evet. İşte Kerimcan gibi dikkatsiz olup uygunsuz video paylaşıyorsun. Ya da Pukka gibi ucunun nereye gideceğini bilmediğin bir tweet atıyorsun. Yani sen bunlardan mesela ders çıkarıyor musun? Ya da senin böyle bir hatan var mı? Ben kendim story atarken kendim bir daha izliyorum. Öyle mi? Bak bildiğin izliyorum. Açıyorum. Ondan sonra bakıyorum ne yapmışım, ne konuşmuşum. İzliyorum. Bir şey ana haberle alakalı... bir şey paylaşıyorum. Acaba ne paylaştım diyorum. Tekrar kendim izliyorum. Hani bunlara hep dikkat ediyorum. Yani yaptığım şeyler. Çünkü benim bir de kitlem çocuk olmadığı için benim kitlem bildiğin 25 yaştan sonrası 70 yaşına kadar, 80 yaşına kadar yani kadınlar. Evet. Benim hep kitle kadın. Kadın mı? Hep kadın. Yani o yüzden hani o yüzden daha dikkat ediyorum. Yani benim çocuk kitlem olmadığı için daha bilinçli bir kitlem var. O yüzden Pukka'nın olayı da böyle şeylere, sosyal medya fenomenlerine karışması hiç düzgün değil. Yani 7 sene çok fazla. Yani inşallah cahillik olabilir, yani dikkatsiz bir paylaşım olabilir. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama keşke yapmasaydı böyle bir şeyi ya. Ben çok üzüldüm. Yani 7 sene çok büyük bir rakam. Yani 5 yıl, 5 Kerimcan olayıyla Pukka'yı kıyaslayamayız. Onunki şundan çok daha dolayı farklı. Söylüyorum. Yani yapılan paylaşımların... O çocuğun yapmış olduğu yanlışlıkla olan bir şey. O öbürününki... Başka bir, isteyerek atılmış bir soru. Kadınlar senden çok neyi takip ediyor? Bir dakika, çocuklarla ilgili dedin de bu kirpik meselesinde ama eleştiriyorum seni. Çocuklara bazen kirpikler gönderiyorsun. Çocuklar da kirpikleri takıp videolar yayınlıyor. Annesinin kirpiğini almış, gözüne takmış. Ne büyütüyorsun sen de? Ay, küçücük kız yani 10 yaşında. Evet. Hemen kocaman kirpikleri takmış böyle. Almış, süs. Hemen. Küçük kızlar giymiyor mu annesinin giymez ayakkabısını? Bizde de 8 yaşında kız var. Tamam o zaman ne var? Onlar büyüyor. Giymesek yanlış. Bunların videolar çekip sosyal medyaya yayınlanmasına itiraz ediyor. Hiçbir şey olmaz. Abartmayın. Almış gözüne kız, annesinin kirpiğini takmış. Senin abla annem almış, ben de gözüme taktım. Ne var bunu genç kız takacaktım ileride. Bir kere hormonlara doğru çalışıyor işte, anneler sevinsin. Kız kendini kadın olduğunun farkında. He. Tabii ki. Peki şeyler nedir onun adı? Bodrum'da sürekli sahneye çıkıyorsun galiba. Evet evet. Ne kadar, şimdi geçen gün paylaştığım bir videonu gördüm. Bir, habire konserin var. Habire şeye çıkıyorsun, nedir o? Sahnen var. En çok. DJ'lik mi yapıyorsun daha çok? Yoksa artık hepsi ne diyeceğiz? Sigara satıyorum. Sahneye çıkıp şarkı söylüyorum ayol. Şarkı söylüyorsun. Repertuarında neler var peki? Ben arabesk seviyorum ya. Arabesk. İbrahim Tatlıses'ler, Ebru Gündeş'ler. Ondan sonra Orhan Gencebay'ım var. Ses eğitimi aldın mı? Olmaz olur muyum? Tabii ki de hala alıyorum. Kimden aldın? Fatih Ertür, Ebru Gündeş'in vokalisti. Aynı zamanda okuma koçum benim. Evet. Ondan alıyorum, Fatih'ten. Zaten zaten almamış olsan, zaten bu konuda kendini geliştirmemiş olsan, şu an izleyeceğimiz gibi Bülent Ersoy'un sahnesinde de Bülent Ersoy sana... Ben bak nasıl heyecanlıyım biliyor musun? İzleyelim, bir izleyelim mi? Bir izleyelim bakalım. Evet.
heyecanlandım. Yeterdi bam, ne olur. Koskocaman bir alkış. Büyük Bülent Ersoy alabilir miyiz? O kadar heyecanlandım ki. Vallahi 4 senedir sahneye çıkıyorum. Elim ayağım titredi, ne olur. Evet, işte Bülent Ersoy'un sahnesi ve sahneyi bir ara sana bırakıyor. Evet. Burada herhalde heyecandan ölüyorsun. Ölmek ne kelime ya? Ben oturuyorum. İlk defa mı çıktın Bülent Hanım sahnesine? İlk defa çıktım ama üçüncü kez izliyorum. Şimdi böyle yaptı bana. Sahnede şarkı söylüyor, bana böyle yapıyor. Ben de arkama bakıyorum kime yapıyor diye. Böyle çağırıyor beni sahneye. Dedim ki, koltuk ya onunki, üçlü koltuk. Ondan sonra beni çağırıyor, dedim ki ben miydim? Yapıyor bana, beni çağırıyor. Gittim, bak nasıl biliyor musunuz? Yani sanki ilk kez sahneye çıkıyorum. Sanki yani çok, yani içerisi kalabalık, daha büyük kalabalıklara da çıktım ama sonuçta Bülent Ersoy'un sahnesi. Evet. Serkan Kaya da aldı beni sağ olsun, Demet de aldı. Ondan sonra kime gitsem alıyor, problem yok. Ama Bülent Ersoy'da ayrı bir heyecanlandım. Yani arkada orkestra var. İnşallah diyorum, Allah'ım bana şarkı söyletmez de oynarım, oryantal yaparım değil mi? Çünkü orada hata yapsan, şey yapsan rezil etme şeyi de var. Ama beni öyle bir onore etti ki, şimdi Türkiye'de biliyorsun senelerdir bir kadınlar matinesi yapılmıyordu. Hı-hı. Ben de bunu tekrardan böyle popüler yaptım. Kadınlar matinesi mi yapıyorsun? Evet, şimdi? Kadınlar matineleri yapıyorum. Kışın şu an yaklaşık 60'a yakın. Saat kaçta oluyor mesela? 7'de 8'de falan başlıyor. Hı-hı. 12, bazen 9, oradaki organizasyonun saatine Anladım. Göre. Ondan sonra bana böyle yaptı. Bütün kış dedi, Türkiye'yi dedi, kadınlar matineleriyle salladın dedi. Hadi kalk burada da bir oku dedi. Bülent Hanım ne okuyayım Allah aşkına burada dedim. Yani hızlı bir şey okusam mı dedim. Aa, Allah ne verdiyse, hiç ne nota ne bir şey, direkt orada Aa. Girdim söyledim ama oldu, güzel oldu ya. Biraz heyecanlıydım, sonra dansla bağladık. Güzel, güzel olmuş gerçekten. Güzel Bülent oldu. Bülent Hanım sahnesine çıkmak güzel oldu. Bir sınavı kışın geçmek demek. Kışın demektir. Daha büyük sürprizlerim var. Ne yapacaksın? Kadınlar matine devam edeceğiz. Daha büyük matineler olacak. Böyle daha başka sanatçı arkadaşlarla. Onlarla beraber böyle dünyayı gezeceğiz.